domlalarımız elhamdülillah azizler bu imkoniyat, bu mavize kılıçlık, nasihat imkoniyatı bizge nasip kılıp durdu. Bizden aldığını ötken Habbullah Hacdadeler, bir yerde ötken Peşkadan Ustazlar, Abdülmecid Kazdadeler ve hakaza biz bilgen bilmegen kançaları var. Onlar yığılıp ötüp gittiler. Mulla Abdükarim Hacı Damla, Mulla Asqurahan Damla bugün ben bilgen beni asık edin. Eski kardadalarımızdan, şu karakalarımızdan kardadamını ait ediler ki bir sohbe atamızı aittiler. Bir günü meşritke kirsem, hücrede yığılıp oturgen ekeller dediler. Kirip kardada neye yığılıyorsunuz desem dedi. İlim talep kılaman deyip okutman, okutman, cüde kop kitap okudum. Lekin şu okuyan kitaplarımını hatta üçten birini hem adamlarla ait olmasından ölüp gitsem ne diyeyim ben kıyamette deyip yığılıyıp ben de yine geldim. Hazır bizde olsa azizler, bana damla oturuptu, korakeler oturuptu. Kitap yetmeyi kol yaptı, gapirganımız. Bugün gapirip, bugün gapirse gap tüke yaptı, yine kitap karışımız gerek. Yine gapirişimiz gerek, yine kitap karışımız gerek. Bu imkaniyat azizler. Şükür bunge. Kaneydi hoş kardadalarımız olsa, minle kitapta okuyan, ularga hazır mikrofonda verip koyup, yığılayıp kulağı salıp otursak. Lekin takdir bizge nasip kıyarak. Biz gapir yapmış diye havalanmıyız, gapir yapmış diye kursan bu miyiz? Bu masuliyet, her bir gapir gapir üçün her cevap hem var Allah ozu yengil kısın. Lekin, ayet mahcup olanım, bana şuna kadar eşitçilik imkaniyeti ki hem o şu mahalde cemaat nasip bu miyiz? Haklar ediler, haklaması imes idi azizler, atalarımız hem, hemelere haklar edildi, neydi sohbet bu sadi? Şimdi hazır bizge geldi nasip. Şimdi bunge eğer amel kımasik, bu nimetli bizden Allah abbeye de Allah saklasın azizler. Amellik bol iş gerek. Eğitilingen gapte hayatke tatbik kılmalık gerek. Şunun için hem biz her bir nersede nasihat bunge amel. Eştildi mi, organildi mi bunge amellik talep kılınladı. Geliler Resulümüz aleyhissalatu vesselam'ını bir sahabeye kıyan nasihatini ben sizlerge eğitip vereyim de yaksa ben nasihat kılıçtan acizmen. Resulümüzün nasihatlerine müracaat kılıyorduk. Resulümüz aleyhissalatü vesselam bir nasihat kılgen ediler. Bana şu nasihatlerden bir ilavane kiltiremizde hani sarvara kainat bizge neme nasihat kılıp dikiyo? Şunge kanaka amel kılamız ikim. Şu caydan çıkkandan ki şuna kadar bola alamız mı? Degen savallı şurada oturgenle kalbimizge caylap çıkıp getirdik. Abazar el-Ghaffari degen sahaba rivayet kıladı bu hadiste. İmam-ı Tabarani rivayet kılgen o kitaplarda. Abazar el-Ghaffari tamamen. Yani Abazar el-Ghaffari'ye Resulümüz aleyhissalatü vesselam nasihat kıgenler. Abazar sahabelerinin ulağı. En katta sahabelerden. Abazar el-Ghaffari Resulümüz aleyhissalatü vesselam üçün canını fida kılgın sahabelerden. Ben bu sahabenin hayatını aldım, kıska eğitim veremem çünkü hemimiz hayretlenemiz ki şuna kadar takvali adam ki Resulümüz yine takvada bugün diyetken ege. Abazar el-Ghaffari Resulümüz aleyhissalatü vesselam nihayet derecede yakışık olgun sahabelerden. Birar mertte birer seferde, birer gazatta sarvarı kainattan kome gelirler. Fakat bitti gazatta Resulümüz aleyhissalatü vesselam çıkıp sahabelerken kim hahlesi borsan, ağır bu cihat, kıyım boladı. Şunun için hiç kimle mecbur kumeymez. Kim Allah için ozu hahle borsa çıksın, koyanlergen günahı yok dedi. Çıkmayanlarga ham gunoh bo'lmaydi. Xohlaganlar chiqsin dedi. Juda bir mashaqqat edi. Albatta tabiiyki bunaqa paytda eng fidoi Rasulimiz alayhisolatu vasallam jonidan yaxshi ko'radigan sahobalar chiqardilar. Bunaqalar ko'p ham edi. Hammalari chiqdilar, safarga ketdilar. Bir joyga borganda o'tirib Rasulimiz alayhisolatu vasallam odatda kim keldi, kim qo'ydi demas edilar. Shu payt o'tirdilarda birdan Abazar var mı hiç ilerce? Kana Abazar deyip kaldı. Abazar kim edir?
dedi. Birileri aittiler ki Abazar'da üyedeki nersileri üşüleyip kaldı da onu dünya başkaları ve hakaza degen geplerdi geplerdi. Şimdi bir ikiteleri ya Abazar bunda olmaz degen haletlerine gitti. Resulümüz tacip kıldılar. Abazar bunda kılıç kiregeymesi de dediler. Abazar kalmaz idi ki kılıç kiregeydir. Deyip hayretlenip kaldılar, tacip kıldılar. Çünkü bu Abazar radıyallahu anh o ki has iş emes idi. Canım fida deyilen sahabeye has iş emes idi. Bir az fırsat ötkenden ki bir uzak tamamlar bir adam yugurup keli etken karası görünüp kaldı. Resulümüz aleyhissalatü vesselam harap durdular da yakınlaşken sarı o şey keli etken adam Abazar buladı inşallah dediler. Bana şu Abazar keli etken dedi. Hakikatte Abazar dedi. Yugurup keli etken dedi. Yakınlaşken sarı Abazar'ın yığlayatken Abazı eştile başladı. Yugurup yığlayıp keli etken dedi. Bunlar anca yürüp koygen dedi. Yugurup yığlayıp keli etken dedi. Resulümüz Aleyhisselam karayıp durdular da. Hey beni dostlarına. Yalnız tuğulgensen, yalnız keli yapsan, yalnız otasan bu dünyadan dediler. Kildiler de Esselamu Aleyküm ya Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni kesildim ben uhulep baktım. Korkup gittim yetamaya kalemem deyip. O şimdiden bir ağa gel tohtamasından yürüp geldim dediler. Şaka sahabeydi. Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam'dan kegin bir yürke davetke çıkıp kaytip kegen de kaysidir bir halife Amir el-Mu'minin sahı çağrıyorlardan birilerinin davru idi. Keseler hama cahaya bezeyler kılına başlayan, adamlar boyigen, hemen hayatı özgergen. Şimdi Abazar'ın gıffarı yığla gerek eller. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye yaşlayan davurun toplanmaya kaldım. Ne akıldılar de. Şimdi sözlerini isle gerek. Resulümüz Abazar'a karak bir gün ayet gerek eller ki Abazar minnen ki insin hu başka cahalarına çıkıp git. Yaşaya almayasın bu yerlerde de gerek eller. Şimdi islediler de Abazar'ın gıffarı bir çahardan çekiye çıkıp getip bana şu cahide gariplikte, yalgızlikte, takvada, üzlette alemden ötkenler. Allah razı olsun. Bana şu sahabeye sarvara kainat aleyhissalatü vesselam bir neşte nasihatlerini kılgene ki. Hazır ben hayalimge ki genene eğitip birimen. Resulümün şunları gene keller. Abazar'ın karar. أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل أمر سينجا وسية قلما نصيحة قلما أبو عزار برنش تقوى ذا ترشدي فإنه رأس الأمر كله چونك مناشو تقوى هم إشنين باشدور دقنا قلدر Karim azizler, özleri takvada tursa, Allah'tan korkup durgen adamge takvada tur Abazar deyip ayet yaptılar. Biz kendine ne diken bunları deyip ki ne azizler? Takvada durgen, müstahkem Allah'tan korkup durgen adamge senge vasiyet kılaman Abazar takvada turuştuydu. Her bir nersenin başı takvadır deyiptiler. Takva Allah'tan korkuşluk azizler. Allah'tan korkan adam yine hemen işini çırali kılarken. O ibadetini hem takva adam kıladı. Takva bitti ibadet için Allah'tan korktum deyip koyuşamaz azizler. Takva bu. Hakikatte şunu dinlerse ki onu ozu insan kalbeden hız kıladı gönderse. Kurtat almayıyken takva adı. Kur'an bana diyor muydu gönderse? Bu Allah ve bendenin arasındaki bağlık bulgen uluğ bir ayetip bu muydu gönderse bir hissiyat. Allah biledi, bende biledi. Kay derecede Allah'tan korkuyken. Şunun için hem Allah Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah inne akramakum indallahi atkakum. Allah'ın huzurunda mükerremiler, uluğiler bu sizlerini takvadarlarınız dedi. Takva darrağıngiz dedi. Kim takva darrağ bolsa mana şu Allah'ın nezdinde mükerrem bolarken, uluğ bolarken dünya kopu emas. Ba kuvveti hem emas. Çiraylığı hem emas. Barın ilimliği hem emas azizler. Takva darrağıngiz dedi. Takva şuna kanırsa. Takva
Allah'tan korkuşluk. Şu derecede korksun ki haramda kılaman degende bütün bedeni kaldırak gitsin. Kulüp, tırcayıp haram kılıçlıktan saklansın. Ha indi insan bir erdi, indi bir günü kaytarmız deyip içip koyup. Ha indi insan bir erdi deyip durup uğurluyup koyup. Takva buna kabul miydi? Takva hakikatte o şinerseden kaytadı bütün vücudu bile. Tarazdan urup kalışlık adeti kalıp kaldı azizler. Tarazı urup uzun halal ticaret kıl yaptı. Lekin o tarazdan urup kalgenliği için haram malga eğlendirip koyuyordu. Biz aytemiz o şimdi ey takvakımız mı? Kur'an'da Allah Ta'ala estaizu billah وَاِلُّ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ayetini nazil kıldı. Mutaffifinlerge dozağını en dehşetlik cahib olgeni veil bulsun dedi. Kim mutaffifin? Taraziden, ölçüden, özü algende çırayla kılıp, alıp, sat yetken de, buruğa beri yetken de, urup kaladı gön adam. Bu ayette işitken adam, kandakılı taraziden uğradı. Demek o bir takva bu kaladı. Trikçiliği de bahane kılış gelecemez. Trikçilik, dip turu alış gelecemez. Zindegi Ahmet Berayi bendegi, zindegi bi bendegi şermendegi. Zindagi tirikchilik odamlar uchun kerak deyapti mana farsiy bir baytda. Zindagi omad baroyi bandagi zindagi ya'ni tirikchilik odamlar uchun kelgan odamlarga shu narsa kerak. Lekin zindagi bi bandagi agar shu tirikchilik bandasizlik bilan bo'lsa bu sharmandalik. Bandalikni esdan chiqarish kerak emas. Bandalikni esdan chiqarish kerak emas. Mana bunga ham taqvo kerak. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam Allohning salovatu salomlari bo'lsin bu zoti barakotga. Hamma ishda taqvo birinchi o'rinda dedilar. Eri xotin muomalasi bo'lsin. Ota va bola muomalasi bo'lsin. Aka uka muomalasi bo'lsin. Jamiyatdagi muomalalar bo'lsin. Hamma jabhada taqvo kerak azizlar. Taqvosiz ish bo'lmaydi. Takva hakkında biz kullab yapışımız mümkün. Lekin hazır biz Resulümüzün nasihatlerinin kısa halette isteyatkenliğimiz için bunu kop tohtarma yapınız. Nasihatlerini devam ettirdiler Ebu Hazar'ın gıffariye. Ebu Hazar'ın gıffariye aitiliyatken nasihat, bizge aitiliyatken nasihat azizler. Aslı da. Çünkü Resulümüz bitti, sahabaya aitti, o şimdi talukluy demeyimiz. Bu bizge ham talukluy. Sen aittiler ki aleyke bi tilavetil Kur'ani ve zikrillahi fe innehu zikrun leke fis sema ve nurun leke fil ardi. Senge lazım buladı kub Kur'an okşligi ve zikirde buluşligi. Çünkü Kur'an okşligin ve zikirde buluşligin sen üçün asmanda zikir buladı, şuhret buladı, yeryüzüde nur buladı dediler. Kur'an okşlik ve Allah'ın zikirde turuşlik asmanda zikir bularken ezdiler. Zikirde manası ozu nime? Zikir bu Allah'ın eslemağlik. Zikir degende şunlar sen düşünlerdi. Zikir deyse zikir düşüşlik, oyun kılıçlık emez. Ya ki kuruk tasbihde o kadar şey emez. Zikir bu kalbi ile Allah'ın İslam'a alık. Kur'an'da Allah ayeti dedi ki Estaizu billah fezkuruni ezkurkum. Beni isleyler, beni hamsilerini isleyemez. Beni zikir kılıyorlar, beni hamsilerini zikir kılamaz. Demek zikir kılıçlıkımızda Allah'ın aldı da biz zikir bulamız eken yeryüzüde zikir kılıcı, zakir ve Kur'an okuyucu bendenin yüzüge Allah'ın nur verip koyarken. O dünyada hem şu nuru sabit bulup duradı, sabit bulup çıkıp zahir bulup duradı. Görünüp duradı. Şimdi azizler bir tasavvur kılıp görün ya. Dünyaya gerek. Allah'ta bütün nimetini istimal kılıp yaşar.
kuz kurup, kulağı eşitip, tilde gapırıp, kalıpta kançeler seni olup, niyege kançeler seni joylap, bütün ömrü yaşayıp, Kur'an okuyu almazdan olup keçişlikten artık rağ musibeti yok azizler. O sanki ne Kur'an'da okuyu almayayım ben deyip kötü uğramız mı indi azizler? Ot kötü uğramız mı? Şimdi Kur'an'da okuyan mı ben okuyan mı ben? Eğer bu Kur'an Allah'ın kelamı ki, Allah'ın gap ki. Kur'an okusa bu nur bularken onge, zikir bularken, Allah'ın merhameti bularken azizler. Resulümüz aleyhissalatü vesselam'ın nasihatleri. Son yana sözünü devam ettirdiler. Ettiler ki وَعَلَيْكَ بِطُولِ الصَّمْتِ اِلَّا فِي خَيْرٍ فَاِنَّهُ مَتْرَدَّةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ فِي أَمْرِ دِينِكَ dediler. Yani lazım burada senge uzak sükunette durmalık. Xomishlik de turishlik, ko'p gapirmaslik, jim turishlik. Magaram gapirsang yaxshi gaplarda jim turmasang mayli. Gapirsang yaxshi gapni gapir. Shunda sen shaytonni quvgan bo'lasan va diningga yaxshi ish qilgan bo'lasan, dedilar. Ko'p gap buzar ekan eshitdingiz azizlar. O'tirishlarda, majlislarda, do'stlar bilan bo'layotgan holatlarda bekorchi gapdan saqlanish kerak. Bir tasavvur qilib ko'raylik, bir 3 ta 4 ta ulfat o'tirdikda kelishib olsak agar bir-birimiz bilan. Aziz birodar, keling bugun shu bugun o'tiribmiz. Gapiradigan gapimiz yo'q dunyoyimizga, yo'q oxiratimizga foyda bersin. Dunyoyimizga ham, oxiratimizga ham, xalqimizga ham, yurtimizga ham manfaat bo'lmaydigan gapni gapirmaylik desek, gap chiqmaydi. Hamma sukut saqlab o'tiraverar ekan. Chunki gapirsa g'ibat qilib qo'yar ekan, ig'vo qilib qo'yar ekan. Shundan saqlanaman desang, yashasa gapirmaymiz ekan. Yaxshi gapni o'zini ham topa olmay qolamiz ekan bunaqa holatda. Rasulimiz aytayaptilarki, "Idza takallam takallam bil khayra uskut." Gapirsang yaxshi gapni gapir, gapirmasang jim o'tir dedilar. Shuning uchun harakat qilish kerak ekanki, o'tirganimizda faqat yaxshi gapni gapirish kerak. G'ibat, ig'vo, tuhmat, bekorchi, oldi, sotdi, siyosat. O'zi hech narsani bilmaydi, hozir urf bo'lib qolgan o'tirsa siyosatdan gapiradi, yoki iqtisoddan gapiradi. Olib qarasang, unisini ham bunisini ham beyilim. Yaxshisi oxiratdan. Oxiratimizga foydasi yetadigan. Ey birodar, siz namoz o'qiysiz ekan. Namoz o'qiyotganda bunaqa ish bo'lib qolsa nima bo'ladi? Yoki bo'lmasa uyda ota-onam bor, birodar. Ota-onamni qandoq qilsam ko'nglini olaman ekan? Nima qilsam duolarini olaman ekan? Yoki bo'lmasa oilamda bundoq bo'lyapti. Yoki men manaqa bir ish qilmoqchiman, hunar qilmoqchiman, shu halolmikin, harommikin? Mana bundoq qilsa nima bo'lar ekan? Yo, oxiratiga va dunyosiga foydasi bo'ladigan gaplarni gapirishlikda sarvara koinot nasihat qildilar. Halbuki bütün ömür sükunette otken uluğ bir sahabaya. Ve yine ettiler ki وَاِيَّاكَ وَكَثْرَةُ الضَّحْكِ فَاِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبِ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ dediler. Kup külüşten saklengin abazer dediler. Kup külmeyin. Kup külsen kalbini öldüredi. Yüzünün nurunu ketkizip yubaradı dedi. Karın yazdılar. Ko'p kulishlik mumkin emas. Lekin o'zi aslida zikr qilib ko'zdan yosh oqizish kerak. Men bir kuni ko'chada bir 5 ta 6 ta bola o'tirib juda ham xandon otib kulayotganini ko'rdim. Xoxohlab kulyapti. Hayron bo'ldim. Borsam bir narsa eshitib turibdi. Kimatim ta'sir nima bo'lyapti? Nimaga bunaqa? Ular masala eshitib kulyapti ekan. Masala qilayotgan aziz o'sha yerda odam masalani shunaqa kuldirib mavzuga qilyapti ekan. Men aytdimki, u quloqam solmadim o'zim mavzuga, aytdim unaqa qilmanglar. Xudoda kalomi bu desam, ha o'zi shunaqa kuldiryapti-da. Bo'lmasa eshitmang dedi.
Xudoda kalomini kulmaysdan eshitadi, yig'lab eshitadi birodar. Bunaqa qilmang, qalbingizni o'ldirib qo'yadi. Buna qilib bo'lmaydi sizlar. To'g'ri, ulamolarimiz o'sha Abu Lays Samarqandiy degan zot o'zini Bostonun Orifin degan kitobida o'sha mauiza qilishlikni o'rgatgan bir bobi bor. Mana shu bobda bir narsani yozib qo'ygan. Agar mauiza juda ham cho'zilib ketsa, odamlarga bir latifa qiling. Ya'ni bir iltifot qiling, bir ko'nglini oling, bir oz tabassumlik kirdiring, bir oz kuldiring deb qo'ygan joyi bor. Buni endi eski qordadalar ham qilardilar. Bu gapni orasida bir odamlarda ko'ylakni ko'tarib qo'yishdik. Bu boshqa narsa, lekin tamomila eski ovozli qivorishlik bu yaxshi emas. Bu juda yomon narsa. Chunki bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni shunaqa mavizaga chiqarib turardilar. Sahobalarni o'zlarini oldirib mavza qilardilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu minbarga mavize qilganlarda alhamdulillahi robbil alamin deb yo'g'ini aytolmay butun vujudlari qaltirab ketgan ekan, qo'rqib ketgan ekanlar. Bu hazillashadigan narsa emas, kim bo'lsa mavize qilaveradigan emas azizlar. O'zini mas'uliyati bor, eshitishlikda mas'uliyati bor. Shuning uchun unaqa ko'p kulishlikdan, masxaravozlikdan saqlanish kerak. Chunki bu odamni qalbini o'ldirib qo'yar ekan. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham kulganlar, tabassum qilganlar. O'zlariga mu'minlar shunaqa bo'lish kerak, bir-birimizni ko'rganda tabassum bilan kulib ko'rishimiz kerak. Lekin unaqa masxaravozlik qilib, xandon otib ko'p kulishlik bekordan bekor bo'ladi shunaqa. Undan saqlanish kerak. Bu yomon. Sarvari kainotdan so'ragan ekan sahobalar, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ham bir xandon otib kuladilarmi, bir qahqaha qilib deganlarida, ha, kulaman degan ekanlar. Kulaman jannatning darvozasini oldida turib, tishlarim ko'rinib ketadi, odamlar eshitadi, bitta ummatim jannatga kirganda kulaman degan ekan. Har ummatim kirganda shunaqa qilib kulaman degan ekanlar. Kuladigan o'zi vaqti bor dedilar. Shuning uchun azizlar, tabassumlik bo'laylik, yorug' yuzlik bo'laylik, bir-birimizni ko'rganda chiroyli muomala qilaylik, lekin har bir narsani haddida turaylik. Abu Zarga nasihatlarini davom ettirib, bir ajib nasihatni aytdilar. Ahibbal masakin va jalisun dedilar. Abu Zar, kambag'allarni yaxshi ko'r, ular bilan o'tirib tur dedi. Qarang sizlar, bizga qilyapti bu nasihat. Kambag'allarni yaxshi ko'ring va ular bilan o'tirib turing deyaptilar. Kambag'alni yaxshi ko'ramizmi? Kambag'al kasal bo'lsa ko'rgani boramizmi kasalxonaga? Bormaymiz. Mahallamizda badavlat odami kasal bo'lsa boramiz. Qozining g'ozi bo'lsa 1000 kishi, o'zi bo'lsa 1 kishi janozada. Shunaqa gap. Maqol bu. Lekin faqir, miskinlar bilan ham o'tirib turish kerak, bir davra qilib asizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Bilol bilan birga o'tirib, bir tavoqda tanovul qilardilar. Agar biz faqirni faqirligi uchun, bir kishining rangi tusi uchun, boshqasi uchun unga kibr qilib qo'ysak, johillik alomati bo'lib qolar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Hazrat Bilol bilan gaplashib turib, "Ya ibn Savdo" devordilar u. "Ya ibn Savdo, ey qora xotinning bolasi" devordi. Hazreti Bilal o'zi qora edilar, onasi ham qora edi, bu yerda tuhmat yo'q, g'ibat yo'q edi. Abu Hurayrani og'zidan chiqib ketib qoldi, "Ey qora xotinning bolasi" deydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Senda johillik alomati bor ekan Abu Hurayra" dedi. "Allohning huzurida rangda e'tibori yo'q, taqvoda e'tibori bor. Nimaga bunaqa deysan?" dedilar. "Yuzingga tuproq soch" dedi. "Tuproq sochilsin senin yuzingga" dedilar. Bu g'azablandilar. Abu Hurayra bo'lmasa mashhur sahoba ulug' edilar Hazrati Bilolda. Yuzini yerga qo'yib yotib oldilar Abu Hurayra. "Ya Bilol, oyog'ingni yuzimga tekkizmaguningcha o'rnimdan turmayman endi" deb turib oldi. Hazrati Bilol, "Ey, bunda qilmang" desa ham qilib ba'zi rivoyatlarda tekkizdi debdilar. Shunda yuzini tekkizganda subhanalloh deb o'rnidan turibdilar. Mana musulmonchilik. Kambag'allarni yaxshi ko'rib, ularga muruvvat qilib, ularga ehson qilib turish kerak. Lekin siz bilan biz kambag'alda hech ham yetishmaymiz. Hozir darvishona chiqdi, endi sal to'xtadi. Darvishona degan bir marosim bor, men tushunmayman hech.
hiç bir şeriatı andazası ki bu merasım sıdır almayın. Dervişane degen merasım. Bizde oza harpana kılıç duruşmaz, harpana bu. Üyüme üyürüp, tülahatından hem, yetim oğuldan hem, hemmeden pul yığıp, ortaya aşkını bilmiş. Dervişane ne meydi oza bunu aldın ne meyçün kılıçken edip, ustazlarına, katlarına müracaat kılınsa, dehkan bugün boy, badavlet adamlar, dehkançılık aldıdan bana şu yenge bahar ayları da barçı darvişane bugün kembeğal fakirlerini çakırıp mihman kılardıykenler. Ulardan dua alardıykenler, dua kılıp verin bir hasılımız yakışık olsun de. Çünkü bu ham Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleriyken, çünkü Resulümüz Aleyhisselatü Vesselam bir günü ağır bir seferge çıkıp yetkenler de İ'tuni bi du'afaikum menge bari zayıflar da okki veriler de kembeğal zayıf beçarelerini çakırıp gelip ularge karab udu'u udu'ullaha ayyen suralana Allah'a dua kılıp veriler bizge Allah müsret versin de dua soru odalar. Özleri duası kabul buladıkken zot, kembeğal biva biçara zayıflardan dua soru yaptılar. Dervişane şuna kadar oza aslıdır. Lekin bir gün beni dervişaneye ayıptılar bir cahaya. Dervişane mi? Ha dervişane. Yo adamlardan pul yıkıp harpana kıl etken bu şeyler mi pul vereyim? Yo ikide üçte boy adam kıberi yaptı. Hay yakışı. Barıp demeyi o şekilde amr-ı maruf kıbersek faydalanıp kalarken degen maksat da barıdık. Birorta kambag'al odamni ko'rmadim sizlar. Hamma badavlat odamlar, hamma obro'li odamlar. Ko'rdim kambag'aldek choy tashiyotganini ko'rdim. Xizmat qilayotganini ko'rdim. Lekin o'sha joyda o'tirib gapirdim shu gapni. Qani kambag'allar, qani darvishona qiyofadagi odamlar. Hamma to'q odamlar o'tirib buzib berdi. Biz belimizga torsimizni mahkam bog'lab, o'sha mahalladagi kambag'allarni olib kirib shu yerda mehmon qilganimizda edi, mana bu haqiqiy ihson bo'lardi. Mana bu hadisga muvofiq bo'lardi. Kambag'allik ayib emas, Alloh uni kambag'al qilib imtihon qilayotgan bo'lsa, boyni boy qilib imtihon qilyapti. Ikkisi ham imtihon. Shundan eson omon o'tib olish kerak. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam hozirgi nasihatida aytayaptilarki, "Ahibbal masakin" miskinlerini yaxshi ko'r, quruq yaxshi ko'rib qo'yma va jalisxun ular bilan birga o'tir deydilar. Birga o'tirish kerak. Tabiatim nozik meni bular bilan o'tirmayman deb bo'lmaydi. Ular bilan birga o'tirib, suhbatlashib, dardini eshitib, yordam berish kerak. So'ng yana bitta nasihatlarni eslab qo'yaman. Aytdilarki, "Sil qorabotik fa in qata'uk" dedilar. Qarindosh urug'inga yaxshilik qilib qo'y. Agar ular sendan yuz o'girib olgan bo'lsa ham dedilar. Siylara ham qil, ular sendan siylara hamni kesib yuborgan bo'lsalar ham. Mana bu Rasulimiz alayhisolatu vasallam nasihatlari. Azizlar, bu nasihat juda ham uzoq nasihat edi. Men hozir esimga borani aytib berdim sizlarga. Avvalo mana shunga meni o'zimni amalda qilishligini Allohdan so'rayman. Qolaversa siz azizlarda ham. Keling duo qilaylik. Allohim bizlarni haqiqiy nasihimiz bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamni ushbu nasihatlariga amal qilmoqlikni nasib qilsin. Xonadonga fayz-u futuh, barakot azim bo'lsin. Assalomu alaykum.